Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine çok güzel bir ip ve çok güzel bir modelle birlikteyiz. Bu ip arkadaşlar bakın esnek bir ip ama biraz kalın. Yani bu şişle çok uygun bir ip. Ben bunu yine internetten aldım. Güzel bir ip arkadaşlar. Bununla size çok güzel bir modelle tanıştıracağım. Şişim yine 5 numara bir şiş kullanıyorum. Bu model için arkadaşlar. Hemen ilmek atarak başlıyoruz modelimize. Şurada bir miktar ip bırakıyorum. Elimi bu şekilde yapıyorum. Burada da şişten, yumaktan gelen ipim var. Bunu buradan alıyorum arkadaşlar. Kendi etrafında bir kere çeviriyorum. Şuradan baş parmaktan alıyorum. İşaret parmaktan geçirerek bu şekilde sıkılıyorum. Yine baş parmaktan alıyorum. İşaretten alıp bunu bu şekilde sıkılıyorum. Bu şekilde ilmeğimizi atıyoruz. Bakın böyle olur. Bu şekilde ilmeğimizi atıyoruz. İlmeklerimizi sıkı atmayalım ki yaptığımız yelek, hırka veyahut da bluzlarımızda şey olmasın, gerginlik olmaması açısından ilmeklerimizi sıkı atmıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi atıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğimizi attık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizi yapalım beraber. Ben bu boyunda örüyorum. İsteyen arkadaşlar kolda da yapabilir. Şimdi hemen modelimiz için bir sıra ters örgü örerek başlıyoruz. Bu ilk sıramızı ters yapıyoruz. Haraşa ile oluşan bir model arkadaşlar. Yani bunu düzden haraşayı örenler de aynı şekilde örebilir. Ben haraşayı tersten örüyorum. Daha kolayıma geliyor. Parmakta örenler için veya kolda örenler için de haraşayı düzden yapıyorlar. O şekilde de bu modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi bir sıra ters yaptım. Bu sırayı da ters yapıyorum. Daha sonra arka sırada modelimize hemen ilk aşamasına başlayacağız. Zaten iki sıralık bir model, kolay bir model. Bunu istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bluzlarda, hırkalarda, yeleklerde kullanabileceğiniz güzel bir çalışma. Şimdi arkayı bu şekilde, pardon önde de bir sıra bir diş haraşa yaptık. Bir sıra arkada ters ördüm, bir sırada önde ördüm. Şimdi modelimiz için hemen ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın örüyorum, bir tane doluyorum. Yanındakini de örüyorum, bir tane doluyorum. Arka sıradayız. Bir ör, bir dola şeklinde. Bir ör, bir dola. Bir ör, bir dola şeklinde ilmeklerimizi yapıyoruz bu arka sırada. Ön sırada da modelimize başlayacağız. Bu model arkadaşlar arka sıralarda bu şekilde, önde de şimdi modelimizi kuracağız. Dolamayı unutmayalım. Bir ör, bir dola şeklinde ilerliyoruz. Şimdi önde de modelimize hemen başlayacağız. Başında ve sonunda ilmeklerimizi örüyoruz. Yine bunu bakın. Bunu ördüm. Bir tane de yanındakini de ördüm. Ördüm. Buradaki ilmeğimi bıraktım. Bunu da ördüm. Yanındaki ilmeği bıraktım. Şimdi modelimize 1, 2, 3, 4 tane. 2, 4 tane ilmeğimi aldım. Ve yanındakilerini doladıklarımızı boşalttım. Şimdi burada şöyle bir işlem yapıyoruz. Bunu şişim, bu şişime arkadan bakın, arkadan şuradan sokuyorum, ilmeklerimi buradan alıyorum şu şekilde. Bakın ilmeklerim bu şekilde ya, bunu çeviriyorum, şişimi arkadan böyle sokuyorum. Yani en son ilmek başa gelmiş oldu. Şimdi sırayla hepsini örüyorum, ters olarak örüyorum. Şimdi yine 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane ilmeğimi açtım.
arasındakini boşaltarak, boşlarımıza bırakarak, yine bakın arkadan bu şekilde şişime takıyorum ve sırayla hepsini ters olarak örüyorum. 3 4. Yine bakın bunu alıyorum, bırakıyorum, bunu alıyorum, bırakıyorum, alıp bırakıyorum, alıp bırakıyorum. 4 tane olduktan sonra bunu şişime arkadan şu şekilde arkadan sokuyorum. Bunu hepsini sol tarafa geçiriyorum. Şimdi sırasıyla yine hepsini örüyorum. 3 4. Bakın şöyle oluyor. Yine devam ediyoruz. 1 2 3 4. Yine bunu arkadan sokuyoruz. Hepsine birden. Daha sonra 1 2 3 4. Sonraki ilmeğimi de örüyorum. Son iki ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka sıraya geldik. Burada yine bir ör, bir dola. Bir ör, bir dola. Bir ör, bir dola şeklinde arka sıramız devam ediyor. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram sayfam Organik Dantel Altıra Örgü Hocam YouTube sayfamın adı. Oraya resimlerini gönderirseniz ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlara da bir faydamız olsun. Unutmuyoruz arkadaşlar, bir örüp bir arttırıyoruz ama başında da ve sonunda da ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi bu sıramıza geldik. Şimdi burada 4 tane, ilkinde 2 tane ördük, sonra topladık. Şimdi burada 4 tane birden 1 2 3 4 çaprazlayacağız arkadaşlar. Bunu arkadan yine bakın şuradan arkadan giriyorum. Dördüne birden. Şimdi sırasıyla yine hepsini örüyoruz. 1 2 3 4. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 bakın 2 tane buradan 2 tane buradan olacak. 3 4. 4 taneyi saldım. Şimdi bunu yine bakın arkadan şuradan giriyorum. Dördünün içinden geçirip bırakıyorum. Şimdi burada sırayla hepsini tek tek örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Yine aynı şekilde arkadan giriyoruz. Ve dördünü birden örüyoruz. Tek tek pardon, dördünü birden değil, tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4. İlmeklerinizi 4'ün katları üzerinden atarsanız örneğiniz tam oturur arkadaşlar. Bu benim ipim biraz lastik gibi, yani stretch ip olduğu için biraz topladı. Ama bunu normal koton iplerle yaparsanız daha belirgin olur. Bunu şöyle arkadan girdim. 4 taneyi 1 2 3 4 streç olduğu için biraz topladı ama güzel bir model arkadaşlar. Bakın şimdi bu sırada arka sıradayız. Yine bir ör bir dola, bir ör bir dola şeklinde ilerliyorum. Bunu sadece bu iple düşünmeyin arkadaşlar. Başka iplerle de çok daha güzel durur. Hatta ben bunu şişimi biraz daha kalın alabilirmiştim. Daha iyi göstermesi açısından.
Çünkü esnek olduğu için örerken tabii esniyor, sonra topluyor. Bunu 7 ile falan örseydim çok daha güzel gözükecekti. Bir ör, bir dola şeklinde arka sıra. Şimdi öbür sırada da hemen modelimizi kuracağız. Başını ve sonunu muhakkak örüyoruz arkadaşlar ilmeğimizin. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi ilk yaptığımız gibi bu ilkini ördüm, saldım. İkinciyi de ördüm, saldım. Çünkü burada şimdi şu boşluğa iki tanesini yapacağım. Yani birinci anlattığım gibi ilk başlangıçta iki tane bundan, iki tane bu taraftakinden alıyorum. Ve arkadan girip şu şekilde dördünü de tek tek örüyorum. Ben bunu 7 ile örseydim çok daha güzel olacaktı ama siz normal mesela koton ipleri 5 ile yapabilirsiniz, 6 ile yapabilirsiniz. Daha kalın ipleri 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arkadan giriyoruz. Örneğimiz çok basit, çok kolay. Sadece bu ve hızlı üreyen bir model arkadaşlar, çabuk olan, çünkü salmalı oldu, dolamalı olduğu için çabuk ürüyor. Son iki ilmeğimi de örüyorum, boş bıraktım ve ördüm. Bakın şu şekilde modelimiz. Benim bu ip topladığı için tam göstermiyor. Bakın. Bu şekilde modelimiz. Bunun aslında önü arkası pek yok arkadaşlar ama hangi tarafı kullanırsanız kullanın değişik ve güzel bir model. Bunu zaten hiçbir yerde bulamazsınız. Bu benim kendi tasarımım bir model. Arkasını hep bu şekilde örüyoruz. Bir ör, bir dola, bir ör, bir dola. Önde de çaprazlayarak gidiyoruz. Birinci şeyde iki ilmeği örüp sonra dört ilmeği büzüyoruz. Diğerinde de hemen dörtten ilk olarak başlıyoruz. Şimdi yine arkayı bu şekilde ördüm. Şimdi önde bir kere daha göstereyim. Model çok güzel ama burada tam ip kendini göstermedi. Çünkü topladığı için bunu daha kalın, siz de daha kalın şişlerle yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane. Şimdi birinci, burada ikili yapmışım bakın arkadaşlar. Şimdi dörtlüsünü yapacağız. Yani başta ikisini ördüm, sonra modeli kurdum. Şimdi dördünü birden burada arkadan çeviriyorum. Ve modelimi hemen ilk ilmeğimizi örerek devam ediyoruz. Sonra yine 4 tane. 1, 2, 3, 4. Arkadan girdik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ve 4. Yine arkadan girdik. Bir, ay elime takılıyor. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dördün katlarında ilmeklerinizi atarsanız model tam oturuyor arkadaşlar. Bir başlangıçta ikisini örüyoruz. Diğer model kurulumunda da dördünü ilk hemen başlayarak yapıyoruz. Sonunda da dördünü çıkarttık. Dördüne birden şey yaptım. Şimdi tek tek örüyorum. Şimdi ön sıraya geldik. Bakın. Pardon. Şu şekilde. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar.
Arka sırada zaten modelimizi bir ör, bir şey yapıyoruz, doluyoruz. Ön sırada da bu şekilde oluyor. Modelimiz güzel bir model. Bakın aslında önü de arkası da aynı gibi duruyor. Bakın şu şekilde. Üç boyutlu gibi oluyor. Şöyle bakarsanız üç boyutlu gibi. Böyle burada kademeli kademeli duruşu var. Burası da bu şekilde. Her iki tarafı da istediğiniz tarafı da kullanabileceğiniz güzel bir model arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu model bu şekilde. Bu tarafı da çok güzel. Her iki tarafı daha güzel bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Oradan da izleyebilirsiniz. Instagram'da da Organik Dantel Altıra Örgü Hocam YouTube sayfamın adı. Orayı da bekliyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.